Futbol heyecanının Medya Mart'ta tam zamanı. Medya Mart Tatavay'ı sunar. Abi doğru evet. bilgi yok bak. Bir de anlatıyorum. Çıplak bilgi diye bir şey kalmadı abi. Dünyada da yok yani. Çıplak bilgi de kalmadı. Yani mesela ben size anlatayım. Yani gerçek mesela İliç'teki maden faciası. Şimdi siyanür toprağa karışır mı? Karışmaz mı? Herkes bir şey söylüyor. Yani siyanür toprağa karışır mı? Karışmaz mı? Bu Aslında işin siyah beyaz kadar net bir şey. Yani bu işin yani. inşaatını yapan firma firmalar var. Yani maden alanı inşaatı yapan firmalar. Bunlardan bir tanesinin sahibi de benim abim. Murat abi. Murat Bekel. Murat abi inşaat alanı kuruyor madenlere. Tamam? Yani adamın işi bu. Bir bölüm açıyorsun. O bölümü işte sağlamlaştırıyorsun ve oraya toprağın üstüne membran diye bir malzeme Koyuyoruz membran, hı hı. plastik bir malzeme. Altını topraktan ayırabilen altın cevherini, topraktan ayırabilen tek madde siyanür. Toprağın içine altın cevherine sahip toprağın üstüne siyanür dökersen kum erir, altın kalır. Altının alttaki toprağa geçmemesi için membran serban lazım. Aynen. Membran minimum 2 milim olması lazım. 2 milim olursa aşağı geçmez. Üstünde kalır. Onun da yok etmenin, yani doğaya salmadan yok etmenin çeşitli kimyasal yöntemleri var. Membran 1,5 milim olursa siyanür bir sonra deler, toprağa karışır. Önce bitki yetişmez. İşte şey olmaz falan filan, falan falan. Bunun kuralları var. Bir kere o inşaatın etrafını ona göre çevireceksin. Altına belli oranda çakıl koyacaksın. Belli oranda bilmem ne yapacaksın. Bunu uygun yaparsan doğaya zarar vermez. Bunu bu şartlara uygun yaparsa doğaya zarar vermez. Bu şartlara uygun yapmazsan toprak kayar. Siyanür de nehre karışır. Siyanür top da toprağa karışır. Başka metaller de toprağa karışır. O yüzden Madencilik doğaya zarar vermez diyen İdbe Celal Şengör de haklıdır. Madencilik yasaklansın diyen de haklıdır. Bunun bir kurallar bütünü var. O kurallarını uyulursa doğru uygulama yaparsın. Hiçbir şey olmaz. Şimdi al sana hani nerede burada şimdi İliştekinde bunların herhangi birini şu ana kadar ben duymadım yani. Ama toprağın kaydını gördüm toprağın kayma görüntülerinin de bir kısmı Çin'de bir başka maden faciasından alındığını, hmm. başka doğrula veya işte teyit gibi yerlerden kontrol ediyorum. Doğru bilgi yok ki abi. Herif geliyor Almanya'dan 4 kişi 200 200 euro verdik pizzaya diyor. Ya bariz yalan söylüyor herif yani. Bir de bu dindar mı diyor bu adam. Almanya'da 4 kişi 200 euro verdik pizzaya diyor. Türkiye'de daha ucuz falan diyor herif yani. Ki ne yapacağım buna? Adam bir, bir tane vatandaş çıkıyor. Almancı. 4 kişi 200 euro verdik diyor. Yalancıyı sevseler böyle olmaz. Yalancıyı sevmedikleri için böyle oluyor işte. Yani hani nerede doğru bilgi yani? Yok ki bilgi abi yani. Böyle bir arayış içinde de pek olmamak lazım. O yüzden de hani gerçek, fact, hakikaten. Şimdi mesela kulüpler. <laughs> o sahi Samuel niye gelmedi kardeşim? Niye gelmedi abi? Abi Nijerya, Afrika ikincisi oldu. Devlet başkanı bir şey verecek. Resepsiyon. Bütün muhabirler bu bilgiyi vermedi mi? Ken Otomero nasıl geldi? Cuma oynadı. Kasımpaşalı. Ona yok mu devlet protokolü? ya bil, Yalan bilgiyi alenen kulüp iletiyor ya. Muhabire. Bütün muhabirleri de denize döküyor yani. Ve sonra bu muhabirler bir daha yayın yapıp da ya bize de bu bilgiyi verdiler. Hepinizden özür diliyorum bizi bu yanlış bilgiyi kulüp verdi, kulüpteki yönetici görevliler verdi demiyorlar yani. Ondan sonra doğru bilginin peşindeyiz. Hadi lan sizde. O yüzden gerçeğin peşinde de koşmak da çoğu zaman çıkmaz sokağa doğru götürüyor insanı. İşte biz burada gerçekten anlatıyoruz bazen. Havaya. Herif Twitter'da diyor ki gazetecilik gerçekleri söylemek değildir diyor. Bunu söylüyor herif mesela. Bunu söylüyor adam. Gazetecilik gerçekleri söylemek değildir diyor. Kulübe sahip çıkmaktır diyor. Gazetecilik diyor bak. Buna gazetecilik diyor adam. Ne diyelim abi? Ondan sonra biz bu herifi dinliyoruz. İşte bu herif mesela fenomen oluyor. Kitle bu abi. Kitle bu yani. O yüzden Twitter'ı hiç dinlemeyeceksin. ne diyorlarsa tam tersini yapacaksın. Valla siyasette de kazandırır. Ekonomide de kazandırır. Ben abi ekonomide 10 senedir. Şimdi isim vermek istemiyorum. Ben 10 senedir şunu da duyuyorum. Seçimden sonra kriz var. Borsa çökecek. Bak borsa çökecek. Seçimden sonra kriz var. Ülkeden maşallah her sene seçim olduğu için hani bu her zaman geçerli bir atmosfer. Kıyamet kopacak. Batacağız. Ben 10 senedir batacağız bekliyorum. Buna mukabil bir araştırma yaptık kendi başımıza. Abi devlet kurumlarına borsada bilhassa yatırım yapanlar hep kazanmış. Yani altın atıyorum biri 10 vermişse. Mesela THY'si hmm. daha yüksek olmuş. Örnek veriyorum. Hmm. İşte ne bileyim Halkbank hissesi daha fazla artmış. Buna mukabil Twitter'da şey satıyor abi. Şu gün bittik. 1 Nisan'da battık. İşte Haziran seçimleri hangi Haziran'dı? Ya işte manipülasyon. 15 Tev Haziran'dan sonra tufan. Lan kardeşim 10 senedir sallıyorsunuz olmuyor lan işte. Daha yani sizin fenomeniniz nerede abi? Ya da tam aksine. Türkiye uçacak. Olmadığımız masa yok falan. Yani, Suudi Arabistan hani bizim de lan Mekke Bir kişi sormayacak mesela adama. Yani. Ne kadar saçmalayabilirsen o kadar fazla şey aldığım bir yer bu. Twitter. Benim gözlemlediğim Ama gerçek o. hayatta da işte bir şekilde karşılığı <laughs> olabiliyor abi. Hele, özellikle olumsuz şeyleri. Nerede oluyor abi? Senaryoları. Hani ben görmedim hiç olmadı yani. Ben 20 senedir Türkiye batıyor. 20 senedir bak. Türkiye batıyor. Ekonomik olarak çöktük. Veya aksine uçtuk. Almanya müzik Hayır, yani yok. işte az önce borsa Ya bu kadar uçlarda verdim. uçlarda yaşamanın manası var mı ya? Mesela negatif haber haber ya da bilgi tırnak içerisinde manipüle ederek borsadan kar etmek de bir olumsuz bravo bir sonuçtur. Bravo. Ya, yani şimdi bu <laughs> olumlu bir şey kar değil. Bravo, bravo. Manipüle ediyorsun Kim? işte o zaman. İşte şimdi atıyorum 2003 hangi sezonda işte 2003 2004'te de dezenformasyon ya da işte karalama kampanyasıyla bunu manipüle ederek de Aziz Yıldırım'a ya da işte o dönem Fenerbahçe'ye şimdi onu konuştuğumuz için zarar görebilirdi yani hani benim söylediğim o. Zaman, o. o zaman O da çok olası doğru, geliyor. Bana. Ama o zaman Aziz Yıldırım takmazdı abi. Mesela bir yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Twitter'ın siyasette ekonomide, futbolda. Ben hiçbir karşılığını görmedim. Yani zaten üç tane main konu var abi. Belki magazinde var. Adalette ne yazık ki var. Bak adalette var. Olmaması lazım bence. Adalette karşılığı var. Şirketlerde karşılığı var. İşte atıyorum diyorsun ki lan böyle böyle mi olur falan hani. Böyle böyle takmıyor da artık şirketler de o kadar takmıyor. Eskiden daha çabuk dönüyorlardı. Sorununuzu bize yazın çözelim falan. Ulan internet böyle mi çeker falan diyorsun mesela. Hayır, Hayır, Icardi bile belki Galatasaray'da oynamıyordu abi. Ha, yani şimdi olabilir. orada da başka öyle, bir... Öyle faydaları olabilir. Aynen. Ama siyasette, ekonomide, futbolda hiç karşılığını görmedim abi. Hiç sıfır. Evet, Aksine uygulayan... Aksine yapanların fayda sağladığını gördüm ben. Yani orada ne söylüyorsun? aksini yapanların fayda sağladığını hmm. gördüm abi. <laughs> evet bir yere bağlayamadık o zaman bu Yok hafta yok ki... bence ben, <laughs> yani ben hiçbir ben üç, çok bu net bu, etkilenebileceğini düşünüyorum. Yani bu abi. üç dalda bu üç dalda şey olmadığını görüyorum ben. Aşırı duyar var mesela Twitter'da. Aşırı duyar var. İnanamıyorum şu an şok içindeyim falan hani. Yani az sakin ana evdeyim var ya yani çok bir düşünüyor. dönem çok ciddileştirdiği için şansal büyük aya çıkıp ağlamadım abi adam yani, yani şimdi o zaman çok daha çılgın seviyede o zaman konvansiyonel yani. medya vardı abi konvansiyonel medya vardı ama konvansiyonel medyanın etkisi Ta başka aynen. orada başka bir güç başka bir ağırlık vardı tabii şimdi ama... o yüzden Twitter ayrı zamanda konvansiyonel medyayı da etkile de negatifleştirdi negatif etkiledi. Ay orası %100. Orayı öldürdü. Necdenin negatif yani. etkiledi. Tabii. En azından. Yani o yüzden Türkiye için konuşuyorum tabii bütün dünya ölçeğinde konuşmuyorum ama Türkiye ölçeğinde Trashingan strateji bir yer bence. Evet biz farklı. Yani ben etkilenecek olsam ben etkilendiririm abi. Her sene beş kere tehdit oluyorum. En az üç tanesinde hakaret işliyorum. Artık. Yani aynen devam ediyorum yani. Yani, yani tehdit almıştım. <laughs> Teh... ya tehdit mehdit Bak. zaten hiç saymıyoruz da. Ya tehdit artık bizde bir standart var yani. Standartımız bu yani yılda iki tehdit dört dava. İşte 5TT falan. Boş işler <laughs> abi. Ha, ama muhakememe etkiler mi? Etkileyebilir. Aa. Aziz Bey'in muhakemesini etkiler miydi? Etkileyebilirdi. E tabii aynen bahsettiğimiz işin işin zaten bu, o. Tabi. Aslında bahsettiğimiz o. Ee, sizin görüşleriniz ne? Arkadaşlar bu konuda hakikaten Twitter eğer olsaydı. 2003-2004 buradan tabii ile arkadaşları sesleniyoruz daha çok ama diğer takım taraftarlarının da fikri önemli. Çünkü benim örneklendirdiğim gibi bunu Yarın öbür gün belki onları da konuşuruz hakikaten. işte ne bileyim Galatasaray'ın Beşiktaş'ın zamanındaki tarihi kırılmaların Fatih Terim 4 kalamazdı. Mümkün değil. Abi sen ne diyorsun? Orada Ama dört yiyorsun, Fener'den hani Faruk Süren olmasaydı. Kaçıyorsun. Faruk Süren olmasaydı. <laughs> Tekrar evet, ediyorum. Aynen. Faruk Süren'in e, yönetimsel hamleleri Hala Türk futbol tarihinde özel olarak değerlendirilebilir ama belki onlar olmayabilirdi. O kadar Fatih Terim'e kol kanat tabii, tabii, gelemeyebilirdi tabii, 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 tabii. ki Galatasaray'ın başka dinamikleri <laughs> lise falan filan gibi olmasına Ya rağmen. mesela Sadri Şener şöyle bir şey söylemişti. Kulakları için nasıl? Bu sefer kovmayacağım lan diyorum. Her seferinde adamı kovarken buluyorum demişti. E, köşe yazılarından ve yerel medyadan etkileniyorum demişti yani. Belki e, böyle bir durum olabilirdi. Evet, böylelikle bu haftalık tatavanın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Medya Mediamarkt'ta sundu. Ee, önümüzdeki hafta yeniden burada e, yine Twitter olsaydı konu, köşemize herhalde devam edeceğiz diye düşünüyorum değil mi? Yeni konu başlıkları, zihin açıcı, beyin evet. tokatlayıcı. Ya mesela Twitter'ı bir kapatsak acaba ne olur? Ya bir böyle bir şey yapalım. Şimdi ben kendimi düşünüyorum Proje için yapalım. Ya mesela al, 3 ay hiç yok. 3 ay hiç sosyal medya yok. Hiç sıfır. Bak sıfır. Neydi bu Bumble mı? Bumble Tinder Efendim? Instagram. E, Instagram. Başka ne varsa? E, Sosyal ağları e, kapatacağım hepsini. 3 ay mesela ne olur? Bak bunu tartışalım gelecek hafta. Siz ben de yazın. kendi adıma düşünüyorum. Mesela Instagram e, ister istemez gün içerisinde vakit geçiriyorum. Orada bir kesin bir boşluk hissederim ama çok da iyi gelir. Büyük detoks olur bu arada. Kapatabilsem. Gerçekten kapatsam. Acaba kapatsak ne olur? Bak onu soruyorum. Müthiş bir rahatlama gelir bana bu arada. E, şu anda farkında olmadığım seviyede. Ya bu çok eksikliğini hisseder miyim bilmiyorum ya. Ben de hani bir şeyleri öğrenmek için gerçekten gündemi takip edebilmek için giriyorum ama ne kadar doğru... Şeyi kapatmıyoruz, interneti kapatmıyoruz. Ya evet evet. İnternet... Sadece yani sosyal de... ağları kapatıyoruz. Yani haber bakmak istersen haber sitelerine gir. Bu arada buna şey diyorlar ya bir şeyi kaçırma ne? fobisi. Gündemi falan mı? Yani güncelliği kap... şey fobisi diyorlar. Siz bilirsiniz alta yazın onu ya. Bilmem neyi kaçırma, anı kaçırma fobisi mi öyle bir şey? Fobi of... Hmm. İşte kaçırma hayatın gelişini kalmaz falan filan yani öyle bir şey var. Öyle bir durum var evet. O yüzden her dakika sustu. Gelecek hafta bunu tartışalım. Tamamdır. Sevgiler efendim. Görüşürüz iyi hafta olsun. Hoşça kalın. Futbol heyecanının MediaMarkt'ta tam zamanı. MediaMarkt Tatavayı sundu.